Can'ın o kararlı duruşunu daha önceki davalarından bildikleri için başımıza bir bela almayalım diye düşünüyorlarsa başlarına çok daha büyük bir bela alacaklarını buradan açık ve net olarak ifade ediyor. Her hal ve şartta Türkiye İşçi Partisi başta Hataylılar olmak üzere bu ülkedeki yurttaşlara verdiği her sözü tutacaktır. Can Cezaevi koşullarında bile milletvekilliğinin gerektiği görevleri elinden geldiğince yapmak üzere zaten hazırlıklarına başladı. Onun şu andaki beklentisi cezaevinden tahliye olur olmaz hataya ulaşmaktır. Oradaki yurttaşları dinlemek, oradaki yurttaşlarla yapılacaklara ilişkin akıl birliğine varmak ve derhal üstlendiği görevin yerine getirmektir. Ha bunu engelledikleri durumda cezaevinden milletvekili faaliyetlerine devam edeceğini de herkes bilsin. Şu anda çeşitli soru önergeleri Hatay'la ilgili başta. Kent suçlarıyla ilgili. Bu ülkedeki adaletsizliklerle ilgili. Üzeri örtülen katliamlarla ilgili. Araştırma önergelerine, soru önergelerine çoktan çalışmaya başladı zaten. Yani zaten koca bir hapishaneye dönmüş bir ülkede daha küçük bir hapishaneye bizi soktuğunuz için halka karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyeceğimizi düşünüyorsanız hayal görüyorsunuz. Önümüzdeki hafta sonu ben gidiyorum Hatay'a. Canı bırakmazsanız ondan sonraki hafta Ahmet gider. Ondan sonraki hafta Sera gider. Üçümüz beraber gideriz. Ama Hatay halkının sesini, Hatay halkının mücadelesini her hal ve şartta büyüteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi mecliste komisyonlar oluşturuluyor. İktidarın ayak oyunlarını falan halkımızın takdirine bırakıyor. Buradan ilan ediyorum. Can Atalay Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeliği için adayımızdır. Bu utanç da size düşsün. Meclisin İnsan Hakları Komisyonu üyesi bir milletvekilini cezaevinde tutmaya bu utancı ortak olmaya devam edebilecekler mi? Çok merak ediyorum. Çok net değerli arkadaşlar Can Atalay serbest bırakılana kadar bu hukuksuzluk bu aymazlık sona erene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan tüm yurttaşlarımıza, tüm milletvekillerine bu mücadeleye ortak olma çağrısında bulunuyoruz. Can Atalay'ın olmadığı meclis bizim açımızdan yok hükmündedir. Bakın değerli yurttaşlar, sorunların nasıl birbiriyle iç içe olduğuna